Evet, günaydın gençler tekrardan. Eğer derse hazırsak dersimize başlayalım. Hazır mıyız? Evet gençler, hazır mıyız? Evet, mikrofonlarınızı açabilirsiniz şu an için. Hazırsak derse başlıyorum. Tarih Hocam uzun dersinde. zaman olmuştu görüşmeyeli ya. Evet, görüşmeyeli uzun zaman oldu. Evet, başlıyorum şimdi. Slaytım bakalım görecek misiniz? Hazırsak başlıyorum gençler. Evet, şu an slaytımı herkes görüyor mu? Slaytım gözüküyor mu? Gözüküyor hocam. Şu an slide gözüküyor. Evet, Ekin ne görüyorsun slide'da şu an? Hocam Türkler Ha, 14. yüzyıl. tamam. Evet gençler, mikrofonlarımızı kapadık. Söz hakkı verdim. Mikrofonu açıp cevaplıyor. Anlaştık mı? Evet, derse başlıyorum. Şimdi Fatih döneminde hemen özet yapalım. Fatih neler yapmıştı? İstanbul'un fethinden sonra nerenin alınmasıyla Karadeniz Türk Gölü olmuştu? Ekin, mikrofonu açtın. Nerenin alınmasıyla Karadeniz Türk Gölü olmuştu Fatih döneminde? Hocam üstte Kırım. Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz Türk Gölü olmuştu. Gedik Ahmet Paşa tarafından alınmıştı Kırım, hatırlayın. Fatih döneminde biz Otlukbeyli Savaşı yapmıştık. Kimle? Uzun Hasan ile yapılmıştı, hatırlayın. Otlukbeyli Savaşı ile Uzun Hasan yenilgiye uğratılmıştı. Tamam mı? Bu dönemde Fatih'ten sonra Fatih'in ölümünden sonra Fatih'in son seferi neresiydi? Nereye yapmıştı son seferini Fatih? Yusuf? Otranto'ya hocam. Otranta seferi sırasında Fatih ne olmuştu? Ölmüştü, hatırlarsınız. Fatih öldüğünden dolayı Otranto seferi yarıda kalmıştı. Fatih'ten sonra yerine Fatih'in iki oğlu vardı. İkinci Bayezid de Cem Sultan olayı. İkinci Bayezid başa geçmişti. Fakat Cem Sultan bunu kabul etmemişti, hatırlarsanız. Bundan dolayı Cem Sultan ne yapmıştı? İsyan etmişti. Hatta Cem Sultan nereye sığınmıştı? Önce Memnu'ya sığınmıştı. Sonra Rodos, oradan da Papa'ya sığınmıştı. Yani neden bunu söylüyorum? İkinci Bayezid dönemi için ben bir cümle kullanmıştım. Neydi o? Yükselme dönemi içerisindeki duraklama dönemiydi. Doğru mu? Evet, burada onaylarsanız sevinirim. İkinci Bayezid dönemi için yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi diye geçer. Bu söylediğim cümle sizce doğru mu? Zeynep? Doğru hocam. Peki neden Zeynep? Neden ikinci Bayezid dönemi yükselme içinde duraklama dönemi olarak adlandırılıyor? Cem Sultan olayı çünkü gerilememize sebep oluyor. Kardeşinin tahta çıkmasını kabul etmediği için birçok Evet. engellemelerde bulunuyor. Evet. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt'ın önü kapanmış oluyor. İşini zorlaştırıyor. Şimdi şöyle ikinci Beyazıt'ın. Ay, evet. Evet. Şimdi şöyle ikinci Beyazıt başa geçtiğinde zaten hatta Fatih Otranto seferi yarım kalmıştı. Fatih'in vefatından dolayı. O Otranto seferi tamamlanamadı. Neden? Çünkü Fatih'ten sonra ikinci Beyazıt başa geçecek. Cem Sultan bunu kabul etmeyecek. Cem Sultan kime sığınıyordu? Az önce söyledim. Rodos Şövalye, önce Memlük, sonra Rodos, sonra Papa'ya sığınıyordu. Yani iç sorun oluyordu, dış sorun. Bundan dolayı 2. Beyazıt kardeşi Papa'nın elinde olduğu için Avrupa, o dönemde Avrupa üzerine seferler yapılamıyor. Çünkü Cem Sultan Avrupalıların elindeydi. Bize karşı koz olarak ne yapıyordu? Kullanabiliyorlardı. Bu dönemde çok fazla fethi olmadığı için yükselme dönemi içerisindeki duraklama dönemi olarak geçer. Peki Evet. 2. Beyazıt döneminde Cem Sultan olayımız var ama 2. Beyazıt yine bir beyliğe son vermişti. Hatta ne dedik? O beylik için Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik neydi o? Kim söyleyecek? İkinci Beyazıt Kalesli oğulları demek istiyorum. Kalesioğulları değil de yine Karamanoğlu. Evet. Karamanoğulları. Ne demiştik hatta? Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu demiştik. Karamanoğulları Osmanlı Devleti'ne
En çok uğraştıran devletti arkadaşlar. İkinci Bayezid döneminde Karamanoğulları'na son verildi. Bu dönemde İkinci Bayezid döneminde doğuda bir tehlike vardı. Ne tehlikesiydi o? Safevi tehlikesi değil miydi? Safavi tehlikesi, güzel. Safavi devleti 1502 yılında İran'da kurulmuştu Şah İsmail tarafından. Orada bir tehlike ortaya çıktı. O tehlikenin adı, bakın ekranda da var, Şah Kulu arkadaşlar. Bu tehlike çıktıktan sonra 2. Beyazıt Şah Kulu isyanını güçlükle durdurmuştu. Safavi devleti Anadolu'da neyi yayacaktı? Şiiliği yayacaktı. Bir din, Şiiliği yayacaktı. Anadolu'daki Türk İslam hakimiyetine son verecekti ve kendisi o bölgeye hakim olacaktı. Şimdi 2. Beyazıt bu isyanı güçlükle bastırdı bu dönemde. Hatta Yavuz Sultan Selim nerede Sancakbeyli yapıyordu? Trabzon Sancakbeyli yapıyordu. Şimdi Yavuz Sultan Selim babasına ne dedi? Baba dedi, biz dedi İran üzerine, Safavi üzerine bir ne yapalım? Sefer düzenleyelim. 2. Beyazıt bunu kabul etmiş miydi? Yusuf, ikinci Beyazıt bunu kabul etti mi? Hayır etmedi. Hayır, etmedi. Peki ne oldu bunun sonucunda? Kim söylemek ister? Yavuz Sultan Selim'le 2. Beyazıt arasında taht kavgası başladı. Güzel Temmuz. Yavuz ile ikinci Beyazıt, yani baba oğul arasında ne oldu? Taht kavgası başladı. Yavuz Sultan Selim babasına ne yaptı? Çorlu yakınlarında bir sefer düzenlendi. Fakat Yavuz bu seferi kaybetti. Ama savaş esnasında Yeniçeriler Yavuz'un bu cengaverliğinden ne yapıyorlar? Etkileniyorlar. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim ilk defa Yeniçeri'yi arkasına alarak, bakın ilktir bu tarihte, ilktir. Yeniçerileri arkasına alarak başa geçen ilk padişahımız Yavuz Sultan Selim'dir. Ne yapıyor? Babasını tahttan indiriyor. Yedikule zindanlarına götürüyor. Babasını ne yapıyor? Hapsediyor. Yavuz Sultan Selim'e babasının bedduası neydi? Kim söyleyecek? Kılıcın keskin, tahtın ömrü kısa mı olsun neydi? Teşekkür ederim Temmuz. Ama beddua dediniz. Evet, söyleyeceğim şimdi İncusu. Arkadaşlar mikrofonlarınız kapalı olsun. Çok yankı geliyor bana. Söz hakkı verdiğimde hemen mikrofonunuzu açın. Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indirdi. Tabii ki 2. Beyazıt'ın Yavuz Sultan Selim'e bir bedduası dedim. Neden? Dedi ki 2. Beyazıt Yavuz'a, kılıcın keskin, saltanatın kısa olsun. Bakın Yavuz Sultan Selim 1512'de tahta çıktı. 1520, yani 1512 ile 1520, 8 yıl kadar tahta kaldı. Kılıcın keskin, saltanatın kısa olsun. Çok kısa kalmıştır. 8 yıl kalmıştır. Fakat tarihçiler der ki Yavuz için 8 yıllık saltanatına 80 yıllık işler sığdırmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanacak. Birazdan söyleyeceğim. Hazine ağzına kadar doldurulacak. Kılıcı keskin ama saltanatı kısa olacak. Yani tarihçiler babasının bedduasının tuttuğunu söyler Yavuz Sultan Selim için. Şimdi Yavuz başa geçti. Bakalım. 1512'de 1. Selim babası 2. Bayezid'i yerine padişah olduğu Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit olan Safavi tehlikesini ortadan kaldırmak için ne yapacak Yavuz Sultan Selim? Seferlere başlayacak. Bakalım Yavuz başa geçer geçmez tabii ki İran için, Osmanlı için tehlike olan İran üzerine hangi seferi düzenleyecek? Çaldıran Savaşı'nı düzenleyecek arkadaşlar 1514'te. Neden? Şah İsmail'in bölgedeki politikalarının verdiği zararı önleyerek bölgedeki otoritesini ne yapmak? Güçlendirmek. Şimdi Şah İsmail'in amacı Şiiliği yayarak ne yapacaktı? Anadolu'daki Anadolu Türk siyasi birliğini bozacaktı ve o bölgede kendi egemen olacaktı. Bunun üzerine Yavuz başa geçer geçmez hemen Çaldıran Savaşı'nı düzenledi 1514'te. Sonucuna bakalım. Hangisi kazandı savaşı? Tabii ki Yavuz Sultan Selim kazandı. Çaldıran Ovası'nda iki taraf karşı karşıya geldi. Şah İsmail'e üstünlük sağlayarak Tebriz'e giren Yavuz burada kendi adına hutbe okuttu. Hutbe okutmak şu: padişah olduktan sonra padişahlığın alametlerinden biri hutbe okutmak, para basmak. Yani padişahlığını ne yapıyor? İlan ediyor. Kendi adına hutbe okuttu. Doğu Anadolu tamamen Osmanlı topraklarına katıldı. Hangi savaş ile? Çaldıran Savaşı ile arkadaşlar. Anadolu güvence altına alındı.
Irak, İran, Kafkasya gibi bölgelerin fethinde kolaylık sağlandı. Osmanlılar Tebriz, Halep ve Tebriz, Bursa, İpek yolu ne yaptı? Kontrolünü ele geçirdi. Bu bölgedeki İpek yolu kontrolleri de ele geçirilmişti. İpek yolu nereden başlıyordu? Hemen eskiyi hatırlayalım. Cevap vermek isteyen mikrofonu açabilir. İpek yolu nereden başlıyordu? Çin'den. Çin'den başlıyordu. İpek yolu Çin'in Şiyan kentinden başlıyordu arkadaşlar. Nereye kadar? Anadolu'ya geliyordu. Anadolu'dan Avrupa'ya kadar uzanıyordu. Hatta Orta Asya'da Çinlilerle Orta Asya'da bulunan Türkler bundan dolayı mücadele etmişlerdi. Yani İpek yolunu ele geçirmek için. İpek yolunun tamamen kontrolü hangi parçayla bize geçmişti? İpek yolunun kontrolü diyeyim, tamamen demeyeyim. İpek yolunun kontrolü hangi parçayla bize geçmişti? Evet. Düşünün, kolay bir soruydu. Uyanamadık mı hala? Fatih döneminde arkadaşlar, Fatih döneminde. Alt kısım Hicaz, Tebriz, Halep, Tebriz, Bursa'nın kontrolü de kim döneminde? Yavuz döneminde geçiyor. Bu dönemde Turnadağ Savaşı gerçekleşecek arkadaşlar. 1515'te Turnadağ Savaşı ile biz Osmanlı Devleti'ne katılan son beylerimiz hangisiydi? Osmanlı Devleti. Dulkadiroğulları, güzel. Turnadağ Savaşı ile arkadaşlar, Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği'ne son verildi. Önemi nedir? Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlandı arkadaşlar. Peki hemen burada soralım. Ele geçirdiğimiz ilk beylik neydi Orhan Bey döneminde? Osmanlı Devleti'nin ele geçirdiği ilk beylik neydi? Karasoğlu Beyliği. Karasoğulları, güzel Temmuz. Karasoğulları Beyliği Osmanlı Devleti'nin ele geçirdiği ilk beylikti Orhan Bey dönemi. Osmanlı Devleti'nin sona geçirdiği son beylik, ele geçirdiği son beylik Dulkadiroğulları'dır. Dulkadiroğlu Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne geçmesiyle birlikte Anadolu Türk Siyasi Birliği ne olmuştu? Kesin olarak sağlanmıştı arkadaşlar. Bakın, Yavuz döneminde Çaldıran Savaşı'nı yaptık burada. Çaldıran Savaşı'nın yapılmasıyla birlikte doğudaki sınırlarımız güvence altına alındı. Sonra Yavuz Sultan Selim ne yaptı? Aslında Turnadağ Savaşı neden oldu biliyor musunuz? Yavuz Çaldıran'a giderken bu bölgeden geçti. Fakat buradaki Dulkadiroğlu Beyliği'nden kendilerine destek olmalarını istedi, asker istedi. Fakat Dulkadiroğlu Beyliği ne yaptı? Bunu istemedi. Bunun üzerine sefer dönüşünde Yavuz Sultan Selim ne yaptı? Sen misin bana destek vermeyen? Buradaki Dulkadiroğlu Beyliği'ne son verdi. Dulkadiroğlu Beyliği'nin sefer sonucunda Yavuz nereye gidecek? 1516 Mercidabık, bakın. 1517 Ridaniye Savaşları ile birlikte hangi devlete son verecek arkadaşlar? Memlük. Memlük devletine son verecek, güzel. Hemen aşağıya geliyorum. Bakın, Mısır Seferi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet döneminde bizim Memlüklerle ilişkilerimiz ne olmuştu? Bozulmuştu. Neden? Fatih İstanbul'u fethettikten sonra bakın şurada Mekke Medine Hicaz bölgesi var, görüyorsunuz. Şimdi burada su sıkıntısı var. Hacca giden Müslümanlar da su sıkıntısı yaşıyorlar. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet ne dedi Memlük Devleti'ne? Dedi ki buradaki su yollarını ben ne yapayım? Onarayım, tamir edeyim. Su sıkıntınızı gidereyim dedi. Ama Memlükler bu bizim meselemizdir, İç işlerimize karışma olarak algıladılar ve Fatih'in bu teklifini reddettiler. Yani bizim Memlüklerle ilişkilerimiz Fatih döneminde bozulmaya başladı. İkinci Beyazıt döneminde ise ne oldu? Çatışmaya dönüştü. Neden? Çünkü Cem Sultan kime sığındı? Memlük Devleti'ne sığındı. Yani ikinci Beyazıt döneminde Memlüklerle ilişkilerimiz daha da kötü bir hal aldı. Yavuz Sultan Selim döneminde ise Osmanlı'nın doğuya doğru genişlemesi, Mısır'ın anahtarı durumunda olan ve Memlükler için önem taşıyan Suriye'yi ne yapmaya başladı? Tehdit etmeye başladı. Yani Memlükler artık sıra bize geliyor diyerek ne yaptılar? Korkmaya başladılar. Suriye ilişkilerinin gerilmesinin bir diğer nedeni de Osmanlılar ve Memlükler arasında tampon bir devlet olan Dulkadiroğulları'nın izlediği politikadır. Dulkadiroğulları, Memlükler düşmanla işbirliği yapmışlardır her zaman Osmanlı Devleti'ne karşı. Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini istememişlerdir çünkü kendi hakimiyetlerinin yok olacağını biliyorlardı. Bakın şu bölgede Osmanlılar
Özellikle bakın Charles Durand, Dulkadir, Mercek Tabık ve Daniye Savaşları'nda bu bölgenin artık hakimi kim olacak? Osmanlı Devleti olacak. Ne yapacak? Buradaki hakimiyet Osmanlı olunca kendi hakimiyetleri yok olacak. Bunu istemedikleri için düşmanla işbirliği yaptılar. Yavuz Sultan Selim ilk önce 1516 Mercek Tabık Savaşı'yla Memlüklerin düşmanlıkları sona erdirmek, Mısır bölgesine hakim olmak için ekonomik bakımdan da ülkeyi geliştirmek ve tabii ki ticaret yollarını ele geçirmek için Mercidabık Seferi'ni gerçekleştirdi. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti'nin Mercidabık Savaşı'nı kazandı. Suriye, Lübnan, Filistin'e hakimiyet sağlandı. Abbas Halifesi mütevekkil Osmanlılara esir düştü. Yani Yavuz Sultan Selim 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşları'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne hangi makam bundan sonra eşlik etmeye başlayacak Yusuf? Halifelik. Halifelik. O zaman size sorulsa Osmanlı Devleti hangi padişahtan itibaren aynı zamanda halifelik sıfatıyla adlandırılmıştır? Cevabımız ne olacak? Yavuz Sultan Selim. Evet, güzel. Yavuz Sultan Selim döneminde halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Hemen burada yorum yapalım. O zaman Osmanlı Devleti daha teokratik ya da teokratik bir yapı oluşmuştur dersem doğru olur mu Osmanlı Devleti'nde? Evet. Teokratik yapı ne demek Temmuz? Dini anlamda işte dini yönet bir nevi dini yönetim şekli. Dini yönetim şekli. O zaman Osmanlı Devleti Yavuz'la birlikte teokratik bir yapı kazanmıştır dersem yanlış olmaz. 1517 Ridaniye Savaşı ile birlikte bakalım nedenlerine. Mercidabık Savaşı'nın kazanılması, Mısır'daki kargaşanın olması, halk ve bazı devlet adamlarının Yavuz'u çağırmaları, Mısır'ın önemi ve daha önceki sebeplerin devam etmesi, Türkistan Birliği'nin gerçekleştirilmek düşüncesi, bu dönemde Mısır, yani Ridaniye Savaşı'nın nedenlerindendir. Hemen bakalım arkadaşlar, Ridaniye Savaşı'nı kim kazanıyor? Tabii ki Yavuz Sultan Selim kazanıyor. Yavuz Sultan Selim bu savaşı kazandıktan sonra Osmanlı Devleti İslam dünyasında söz sahibi tek devlet oldu. Baktığımızda bu dönemde Venedikler Kıbrıs adası için Memlüklere vergi veriyordu. Ama artık o bölgeye biz hakim olduğumuz için Venedikler Kıbrıs adası için verdikleri vergi kime vermeye başlayacaklar bu tarihten sonra? Evet, bir kişi cevaplarsa çok sevinirim. Memlükler Kıbrıs, Osmanlı güzel. Memlükler Kıbrıs için verdiği vergiyi artık Osmanlı Devleti'ne verecekler. Bakın, Mısır ve Kızıldeniz kıyılarına sahip olan Osmanlılar, Hint ve Akdeniz arasındaki ticaret yoluna da ne yaptılar? Hakim oldular. Mısır seferi sonucunda baharat yolu kontrolü sağlandı. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti. Kutsal emanetler nereye geçecek? İstanbul'a gelecek. Arkadaşlar şimdi baktığımızda Yavuz Sultan Selim 8 yıl tahtta kaldı ama bu 8 yıllık saltanatı boyunca ne yapacak? 8 yıllık saltanatı boyunca 80 yıllık işler sığdıracak. Mesela baharat yolunun kontrolü bu dönemde ele geçirildi. Anadolu Türk Siyasi Birliği bu dönemde sağlandı. Ve hazineyi en çok dolduran padişah Yavuz Sultan Selim olmuştur arkadaşlar. Hatta vasiyeti vardı. Kim söylemek ister o vasiyetini? Torunlarımdan başka biri daha doldurabilirse kendi mühürüyle mühürlesin diyordu. Kim ki benden sonra gele bu hazineyi, teşekkür ederim Zeynep. Kim ki benden sonra gele bu hazineyi benden çok doldurur ise onun mühürüyle mühürlensin. Kim ki benden çok mühür doldurmaz ise hazine benim mührümle kalsın demiştir ki Osmanlı Devleti'nde en son hazinenin mührü Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mühürlenmiştir arkadaşlar. Yani Yavuz'dan sonra hazineyi dolduran başka bir padişah, yani Yavuz kadar dolduran bir padişah ne olmamıştır? Olmamıştır. Evet, kutsal emanetler nereye geliyor? İstanbul'a getiriliyor. Biliyorsunuz ki Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde hangi çölü geçmek zorunda kalmıştı? Sahra çölü diyorum. Sahra. Sahra mı Sina mı? Ha, Sina o zaman. Sina. Sina çölüne geçmişti. 17 günde geçmişti. Biliyorsunuz Yavuz'la birlikte o zaman kim özetleyecek beni? Bu anlattıklarımı kim buraya kadar özetleyecek? Evet. Pardon arkadaşlar.
Anlattığım yeri kim özetleyecek buraya kadar? Kim özetlemek ister? Var mı özetleyecek olan? Yok mu aranızda? Yavuz'la ilgili. Hazineyi en çok dolduran padişah Yavuz Sultan Selim'dir. İstanbul'a kutsal emanetleri getirmiştir Yavuz Sultan Selim. Başka halifelik Osmanlı Devleti'ne Yavuz Sultan Selim'le geçmiştir. Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır. Osmanlı Devleti daha teokratik bir yapıyı gerçekleştirmiştir. Doğru mu? Doğru hocam. 1516-1517 Ridaniye ve Mercidabık savaşlarıyla Memlük Devleti'ne son vermiştir. Peki Yavuz hangi hastalıkla ölmüştü? Kim söyleyecek? Yavuz'un hastalığı neydi? Çıban hastalığıydı. Çıban neydi o? Şirpençeydi. Doğru mu? Evet. Evet, söz hakkı veren ekranını açsın. Ekranlarımızı açabilir miyiz? Peki Yavuz Sultan Selim 8 yıllık saltanatına 80 yıllık işler sığdırdı. Hazineyi doldurdu. Anadolu Türk siyasi birliğini sağladı. Şirpençe dediğimiz hastalıktan dolayı ne oldu? Vefat etti. Yavuz'dan sonra yerine kim gelecek? Oğlu. Oğlu. Kim İncisi oğlu? Bu kadar bir bilgim yok hocam. Bilirsin. Mesela ben sana ipucu vereyim İncisu. Ekranı da açarsan sevinirim. En uzun süre verdiğim ipucudan sonra bileceksin. En uzun süre tahta kalan padişahımız. Bilmiyorum. Kendisine muhteşem de denir. Hocam ben bir fikrim var da yanlış bilmiyorum. İlayda fikrini söylemeli bence hocam. İlayda ekranını açar mısın? Açayım hocam. Donuyor. Kanuni Sultan Selim miydi? Kanuni Sultan Süleyman. Mikrofonlarımızı kapattık. Ekranlar açıldı, mikrofonlar kapalı. Evet. Neden hocam? Öyle. Ders başında kurallarımızı söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi Yavuz Sultan Selim'den sonra yerine kim geçecek? Kanuni Sultan Süleyman geçecek. Bir sonraki dersimizde geçeceğiz ama ben önce hemen bir özetleyeyim. Kanuni Sultan Süleyman en uzun süre tahta kalan padişahımızdır arkadaşlar. 1520'de başa geçer. Tam 46 yıl. Yani Yusuf hangi yıllar arasında kanuni başta kalmıştır? Evet. Matematik sizin işiniz. Evet. 46 yıl tahta kaldı. 1520'de çıktı Yusuf. Ne oluyor? Hocam bir saniye, mikrofon kapalıymış. Tamam. Evet. Söyleyeyim mi kaç yıl arasında? Söyle. 1520 ile 1566 arası. 1520 ile 1566 arasında tam 46 yıl başta kalan padişahımız, en uzun süre tahta kalan padişahımız Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kanuni Sultan Süleyman başa geçtiği zaman hazine dolu. Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmış. Yönünü nereye çevirir sizce? Batı. Batıya çevirmiştir. Evet. Kanuni Sultan Süleyman sadece 7,5 yıl at sırtında sefere gitmiştir arkadaşlar. Çok fazla kanun koyduğu için kendisine kanuni denmiştir. Avrupalılar tarafından da ne olarak biliniyor? Muhteşem olarak, Muhteşem Süleyman olarak biliniyor. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde kanuni döneminden devam edeceğiz. Lütfen kitaplarınızdan hazırlanın. Vit ve diğer kaynağınızdan bir göz atın konuya. Bir sonraki dersimizde Kanuni Sultan Süleyman seferleri, özellikle batıdaki seferleri ne yapacağız? İşleyeceğiz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı? Anlaşılmayan yer var mı? Yavuz var mı? Yok hocam. Tamamdır o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler. Görüşürüz. Hoşça kalın.